Merhaba, yeni bir 90 artı ile karşınızdayız. Ali Ece ile izolasyon günlerinde futbol sohbetlerine devam ediyoruz. Geçtiğimiz programda milli takımlar dosyasını açmıştık. Orada kırmızı beyaz ay yıldızlı milli takımlarımızı konuştuk. Şöyle turnuvalarda bir gezintiye çıktık. Bu programda da diğer milli takımlar sonuçta açıkçası hani şu var değil mi Ali? Bizim milli takımlarımız özellikle bizim çocukluğumuzda turnuvalara katılamadığı için hepimiz her bir turnuva başlamadan önce ya bir takım tutardık ya da çoğumuzun tuttuğu mutlaka ikinci bir milli takım turnuvalarda tabii tutmak kaydıyla olurdu genelde yani. O yüzden de zaten futbol sever olarak bütün turnuvaları çok dikkatle takip ediyorduk. Şimdi burada yani tabii konuşulacak çok takım var, sayılacak çok takım var. Nereden başlayalım bilmiyorum ama belki şimdi öncelikle şeyi söyleyelim. Bizim izlediklerimizi yani 50'ler Macaristan'ı evet, falan, Avusturya'ydı, Pele dönemi Brezilya'ydı. Hollanda, Cruyff, belgeseller çok izledik ama biz yine de izlediklerimizle çerçeveyi çizelim ki. Bence de öyle yapalım. Daha somut olsun. Onları izlemiş olan abilerden dinlerseniz, ablalardan, abilerden daha iyi olabilir. Yani ya da kitapları okursanız diyeyim. Belki iki kategoriye ayırabiliriz. Bir, gerçekten çok güçlü kadrolarla, çok güçlü oyunlar ve çok istikrarlı oyunlar ortaya koyan ve ard arda kupaları domine eden, turnuvaları domine eden takımlar. Bir de belki bir turnuvalık parlama, patlama yapan takımlar veyahut da illa turnuvayı kazanmasa bile çok iz bırakan... Hoş bir sada bırakanlar hocam. Takımlar mesela yani evet. Ama istiyorsan önce unutulmaz böyle performanslarla başlayalım. Mesela ben kapıyı açayım. Fransa 98-2000. Evet. Yani çok güçlü bir takım. Üst üste iki turnuvayı kazanıyor. Harika bir kadro. Unutulmaz yıldızlar. Olağanüstü yıldızlara sahip bir takımdı Fransa 98-2000. Ve 2002'de de... Kadro olarak 2000 daha iyiydi. Şöyle başlayalım. Nasıl son Dünya Kupası oldukları zaman Giroud hiç gol atmadı. 98 Dünya Kupası'nda da birinci santraforları Guivarch turnuvayı hiç gol atmadan tamamladı. Sonra Newcastle aldı, neden bilmiyorum. Yani Shearer varken niye Guivarch alıyorsun? Çok enteresan. Orada da çok az gol atabildi. 98 böyle tamamlanmamış bir takımdı. Ama 98'in olayı zaten bireylerden çok bağımsız olmasıydı. Ki Fransa şöyle bir ders çıkardı. Aslında 92 Avrupa Şampiyonası ve 93 Dünya Kupası'na katılamayan kadroları 92'ye katıldılar ama çok başarısız oldu, hayal kırıklığı. Euro 92'ye katılırken Cantona, Ginola, 82, 84, 86 başarılarından kalan usta Jean Tigana, daha sonra Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak. Bu tip oyuncular yani Cantona, Ginola, Jean-Pierre Papin dönemin en iyi Fransız golcüsüydü. Yani Guivarch, Giroud, Papin'in kramponlarını belki taşırlar yani. Gerçi çok o konuda iddialıyım Papin konusunda. Giroud ile karşılaştırınca. Giroud iyi bir taktiksel oyuncu. Konuşacağız. Son Dünya Kupası Fransa'daki taktiksel fonksiyonunu. Nasıl Mbappe ve Griezmann'ın oynamasını sağladığını. Kendinden fedakarlık yaptığını. Oynadığından daha iyi oyuncu aslında. Ama Papin her şeyi yapabilen bir santrafordu. O takım katılamadı. Şöyle 92'ye geldikleri zaman çok gol atıp gelmişlerdi. Gol, en fazla gol atıp gelen takımdı. Çok büyük beklentiler vardı. Ama işte Platini teknik direktördü. Futbolculuğundan sonra futbolda nereye elini attıysa kuruttu. Çok başarısız oldu Platini. Keşke futbolcu olarak hatırlasaydı. Ki hoş sadağı bırakanlardı. 86 ve 82 model Fransaları da konuşuruz. 98'in olayı artık Fransa'nın bu Platini ile başlayan, yeni Platini arayışlarıyla devam eden, Cantona, Ginola, Papin gibi süper yıldızlara rağmen bir türlü takım olamayışı. 90 Dünya Kupası'na katılamadılar. Bulgaristan katıldı. Ki iki maç kala birini kazansalar gidecekler. İsrail ve hadi Bulgaristan'da Stoichkov var, Sirakov var, o Balakov iyi var. Çok evet. Önce, evet var, onu da konuşacağız. Hoş sadağı bırakan bir takım. Tabii Lechkov var. Her şeyle. Kaleci Mihailov'u, rahmetli işte, Rapid Wien'in işte, liberosu neydi ya? Geçerken sorsan o bilir. MKG'ye Ivanov. Ivanov değil mi? Ivanov. Heh. Sakallar, saçlar sorry, birbirine girmiş abimiz vardı. Rapid Wien'in liberosu. Neyse. Ama abi İsrail'e yenilmek nedir yani? Papin, İsrail'i yenememek nedir yani? O Fransa'dan sonra bir de tabii Gerard Houllier felaketi var ki. Yani gidip 94 Dünya Kupası'na katılamamayı, elemelerdeki o son toptan sonra Bulgaristan'ın attığı golü tamamen Ginola'yı kurbanlaştırarak, tamamen hepsi onun hatası bilmem ne falan, basının önüne atarak resmen büyük tartışmalara sebep oldu. Aimé Jacquet göreve getirildi. Aimé Jacquet çok ünlü birisi değildi. Ama Aimé Jacquet altyapılarda
genç oyuncu yetiştirme konusunda, daha sonra A takımlara onu böyle adapte etme konusunda uzman bir isimdi. Tabii şimdi bu Cantona'lar, Ginola'lar, Papen'ler yerine de daha böyle takım oyuncularına ihtiyaçları vardı. Ki çok genç yaşta işte Thierry Henry falan çok gençti 98 Dünya Kupası'nda. Juventus'ta başarısız olmuş bir oyuncuydu. Arsenal'e daha yeni gidiyordu falan filan. Daha sol açık oynuyordu. Direkt santrafor oynamıyordu. Özellikle Juventus'ta santrafor çok oynayamadı. Ve bu oyuncuların bir karmasını yapması gerekiyordu. Nereye döndü? Zidane dönemine başladı. Zidane herhalde Fransa tarihinin en yetenekli, aynı derecede en gösterişsiz yıldızıdır. Ketum, içine kapalı ama doğal bir lider. Takım otobüsünden itibaren az konuşan ama daha çok topla konuşan ve takımı konuşturan, takımın oynamasını sağlayan sağ içindeki teknik direktör tipi. Zidane'a yer bulamadılar en başta. Orta sahanın solu gibi düşündüler ki Juventus'ta da bu tip arayışlar olmuştu. Zidane'ın Juventus dönemi iyi değildir. Güntekin oradan hatta alır. Bu Zidane sizin dediğiniz kadar iyi değil. Juventus'ta başarılı olamadı çünkü diye. Böyle kendince kelime oyunlarıyla Zidane'ı itibarsızlaştırmaya çalıştırır da yemezler. Jacquet de yemedi. Çok iyi kurdu takımı. Didier Deschamps zaten hali hazırda o Cantonalı takımında savunmanın bel kemiği de orta sahada oynarken. Defansif orta saha, koruyucu orta saha olarak. Aynı zamanda da böyle derin oyun kurucuydu. Onun yanına Emmanuel Petit'i bir solak pas bağıntılarını aşıklayarak. Sağ kanada da aslında daha böyle defansif özellikleriyle ağır basan, fizik gücüyle ağır basan Karembeu'yu koydu. Neden? İşte aslında son derece tutarlı. Son turnuvada da aynı Deschamps, bu kez sağ kenarındaki teknik direktör olarak, orta sahanın soluna aslında defansif orta saha olan, şimdilerde Juventus'ta oynayan siyahi oyuncuyu koydu. Neden? Öbür taraftan Matuidi. Matuidi'yi koydu. Niye? Griezmann'a koruyacak. Griezmann'ın savunmaya daha az gelsin. Yani savunmaya gelsin ama enerjisinin büyük kısmını orada harcamasın Mbappe'de. Diğer taraftan asimetrik olarak biz orayı dengeleyelim diye. Bunun aynısını Emre Jaka yaptı. Deschamps da zaten sağ içindeki teknik direktörüydü Zidane'la beraber. Savunma hattını da çok iyi kurdular. Marcel Desailly, yanında Laurent Blanc. Laurent Blanc aslında uzun süre ofansif orta saha, forvet oynayan bir oyuncu. Toulouse döneminde özellikle. Ama Bordeaux döneminde pardon. Ama onu savunmaya çektiler. Kariyerinin ilerleyen kısmında çok iyi top çıkarıyordu. Savunmacılığı da iyiydi. Ekstra goller atıyordu. Ve geriden oyun kurma konusunda çok mahir bir isimdi. Sağ bekte Thuram yarı stoper yarı sağ bek oynuyordu. Sol bekteki Lizarazu da hem sol bek hem sol açık gibi oynuyordu. Yani bu tip sağ içindeki küçük asimetrilerle 4-2-3-1'in açıkçası zaferi oldu. 98 Dünya Kupası'ndaki Fransa'nın şampiyonluğu. O dönem evet. Hala 4-4-2'ler, 3-5-2'ler, genelde çift santraforlu sistemler oynanırken Fransa'nın zaten daha hani pişmemişti tam olarak santrafor. Ki 2000'de sonra bir pişti. Bir de yanına Trezeguet de geldi. Tutabilene aşık olsun. Enteresan olan 98'i daha kolay kazandı Fransa. Yani özellikle şeyler enteresandır. Final maçı çok erken bitti Zidane'ın golleriyle. Ama daha önceki turlarda zorlandı Fransa. Çok zorlandılar. Özellikle yani, Zidane kırmızı kart cezasıyken Suudi Arabistan maçında nedense kırmızı kart görmüştü. Bir ne oldu? Tekmeydi diye sinirlendi mi yine baba? Sinirli, bir şeyler oldu. Evet evet tabii tabii. Adamın tekme üzerine yapmıştı, basıp kırmızı bastı görmüştü. Aynen. Evet evet. Yani Paraguay maçı daha zor. Hırvatistan maçını döndürmeleri. Çok efsane bir maç. 1-0'dan 2-1'e evet. Yani Turam'ın 2 gol güzel. Zaman Hırvatistan. Ben maçta Hırvatistan'ı tutuyordum. Yalan yok. Hani Zidane'a rağmen. Zidane'ı falan çok seviyoruz. Dezoy'u seviyoruz falan ama abi Hırvatistan güzel takım ya. Boban, Prosinečki, Asenović falan. Tabii. Top cambazı adamlar. Davor Šuker, Yarni. Ama abi hiç beklemezdim ben. Lilian Thuram çıkacak, iki gol atacak. Marcel Desailly de kaptan kitabında diyor ki yani kim abi şimdi yapacak diyordu. Kim kurtaracak bizi? Hani santrafora güvenmiyor. Ya Dugarry olsun, Guivarç olsun. Verimli bir turnuva geçirmediler. Dugarry taktiksel açıdan o da esnek bir oyuncuydu. Sol açık oynayabiliyordu. Santrafor oynayabiliyordu. Mobil forvetti ama abi 2000'deki bir Trezeguet ya da Henry kadar golcü değildi. Maç koparan tabii, bir oyuncu değildi. Tabii tabii hiç kıyaslanmaz. Kim çıkacak ekstradan? Zidane nerelerde falan diye düşünülürken savunmada. Turan çıktı işte. Evet. Şimdi Lizarazu'nun gol atma ihtimali daha fazla. Niye? Uzaktan şutları. Daha fazla atmıştır kariyerini. En azından antrenmanlar. Tabii. Solu daha ofansif bir bek. Lizarazu zaten yani. Marcel Desailly orta sahada oynayabilirdi ki 94 Şampiyon Ligi finalinde Milan'ın Barcelona'ya attığı 4 golden birine imza attı. Hadi Dözay'ı çıkar kafa vurur falan filan. Blanc hadi eski
Ben de işte gol atıyordu falan. Yok abi. Gol atmaya en uzak gözüken isim Kaleci'den sonra, Bartez'den sonra takımda Lilian Thuram. Doğru. Çıktı. İki tane gol, bir tanesi muhteşem bir gol. İşte onu da şöyle anlatıyor Thuram. Her yeri kapamışlardı. Sadece benim önüm açıktı. Yani bana önlem almıyorlardı. Biz bir böyle takım olarak hareket ederek, bir de Thuram çok hırslanmıştı turnuva öncesinde de. Fransa'da aşırı sağcıların lideri. Evet. Le Pen. İşte böyle Fransa milli takımı olmaz. Çok siyah var demişti. Çok kupayı büyük tartışmalar sonra vardı. Tabii Thuram da muazzam bir cevap vermişti. Rütük kuralları gereğince tekrarlayamayacağım. Yazarsanız internette bulursunuz. Thuram'ın dediğine katılıyorum ama Le Pen'le alakalı. Bunu da söyleyeyim. Orada bir de şu var. Eme Jacquet'i sen kimsin diye basın yerden yere vuruyordu. Özellikle Frans Futbol L'Ekip gibi çok saygın, çok saygıdeğer gazeteler. O tarz şeyler çok, o toplara çok girmeyen basın organları bile. Ama turnuva bitince büyük harflerle senden çok özür dileriz büyük usta diye, o da çok güzeldi hatadan dönmeleri, hakkını vermeleri. Gerçekten Eme Jacquet'in başarısıydı. Fransa milli takımında oyuncuları yönetmekten daha zor olan daha önce egoları yönetmekti. Bunlar nitekim, öyle böyle figürler değil yani. Nitekim Kantona, 2000, Ginola, nitekim 2002'de nitekim 2002'de o egoların şişkinliği neticesinde Fransa ve 2010'da. Patladı. Ve de 2010'da. Evet. Aynı ama özellikle şekilde. Hani yani 2002'de beklenti çok yüksekti 98 ve 2000'den sonra. 2002'de çok büyük hocam, problemler. O böyle Emre şey diyor ki Zidane sakattı diyor. Tamam da. Yo beyler. Zidansızlıkla sıfır golle bitirilir mi? Monsieur. Beyefendiler. Monsieur. Fransızca konuşacağım ikinize de. Senegal'in başarısını küçümseyemezsiniz. Hayır yok. Çünkü niye biliyor musun? Türkiye'nin Senegal'i elemesinin ne kadar büyük başarı olduğunu hala küçümsemeye çalışanlar var. O takımda kaç oyuncu nerelere ne paralara transferler yaptı? Zaten hali hazırda çoğu Fransa Ligi'nin yıldız oyuncularıydı. O Senegal'in başarısıydı 2002. Nefisti. Ayrıca Galatasaray Lisesi'nden maçın hemen sonrasında gündüz oynanmıştı maç Senegal-Fransa. Senegal bayrağıyla çıkan arkadaşlar. Kan kardeşiyiz. Kesinlikle yani. O da ayrı bir şey. Neyse dönelim. 98 takımı iyiydi ama 2000 takımı daha iyiydi ama finalde ecel telleri döktü. Çünkü döktüler. İtalya. İtalya öne geçti mi abi? Zaten 2000 takımı niye bence Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi Fransa takımıydı biliyor musun? Niye? Öne geçen bir İtalya karşısında dönmeyi başardılar abi. O İtalya bir de tam bir hani İtalyan futbolunun o zamanlar klişeleştirilen bazen yeteri kadar detaylandırılmayan defansif gücünü sadece hani ya bunlar da Catenaccio paslı kilit değil abi, 82 takımı kontratak takımı, asimetrik kontratak takımı, sağda Conti kendi takımının sağ açığı Roma'da, arkasında sağ stoper var Bergomi, sol bekin önünde sol açık yok Cabrini, öyle bir takım. Ama o İtalya öyle değil abi, defans o kadar güçlü ki zaten ağa babasını getirmişler hoca olarak da, yani o işin adam ağa babası yani dinozof yıllarca kalede zaten adam, evet beyler defansı oturun. Zaten süper kaleciydi. Savunmanın adam, savunma sanatının en yüksek seviyesi falan da adam. Ki Hollanda karşısında da yarı finalde İtalya. Yani ben böyle defans yapan takımı görmedim ama o defansı açmak son saniyede de olsa. İşte Trezeguet bir de sağ açık. Wiltord değil mi? Tabii Wiltord'u da oyuna almıştı. Ben tabii. Daha sonra Ankara gücüne gelen hoca çalıştırıyordu Fransa'yı. 98'de Eme Jacquet'in yardımcısı olan hoca. Hatırla. Ankara gücünü çalıştıran Fransız. Roger Lemer. Evet. Lemer, Eme Jacquet'e çok teşekkür ediyordu. Bana o kadar iyi takım bıraktı ki. Altyapıdan, yani alttan gelen gençler de o kadar yetenekli ki. Yani 2000'de çünkü araya Robert Pires de katıldı. Tabii. Biltor çıktı. Trezeguet ofansif en iyi olarak takım, ofansif olarak güçlendi. Yani 98 çok takımı çok daha fazla varyasyonlu bir takımdı. Evet. Sırf Zidane'ın ayağına bakmıyordu. 2000 takımı yine Zidane takımı götürüyordu işi ama çok zengin bir takımdı. İzlemesi çok zevkli. Evet. Dediğim gibi o İtalya'yı Zoff'un çalıştırdığı Nesta'lar, Cannavaro'lar, Maldini'ler hepsinin aynı anda oynadığı İtalya'yı geriden gelip bir şekilde maçı uzatmaya götürmek çok büyük başarıdır. Çünkü Fransa'nın ama hayatı İtalya'ya karşı yenik duruma düşüp ağlar içtiğinde biz ama çok iyi oynuyorduk. Keskese pase, nous avons très bien joué falan böyle geçti yani. Fransa'nın tarihinin yarısı bu İtalya karşısında iyi oynayıp yenilmekle geçmişti. Sonrasında da öyle bir takıma tanıklık ettik ki yani 3 turnuva üst üste kazanan İspanya milli takımı ki
o döneme kadar hep böyle kendini göstermeye çalışan ama turnuvalarda bir türlü başarılı olamayan, bazı turnuvalara favori gidip çok büyük hayal kırıklıklarıyla ülkesine dönen bir İspanya. Ama bu sefer hani öyle bir devrim yaptılar ki o devrimle 3 turnuva üst üste kazanmayı başardılar. Yani 2008, 2010, 2012. 80'li yılların başında üst üste Real Sociedad ve Athletic Club Bilbao'nun şampiyon olması Bask takımlarının ve o bölgenin o Baskların oyunu çok sertti o zaman. Hatta şöyle yazarlar. En İngilizler gibi oynayan, yani uzun top, fizik mücadele oynayan takım Athletic Bilbao'dur. Daha sonra da Sociedad'dır ki zaten Sociedad'ı John Benjamin Toşak çalıştırıyor hani. İlerleyen zamanda da Liverpool efsanesi. Sırf Nihat zamanı değil, ondan önce de. Mesela ilk Bask olmayan oyuncuyu alan da John Benjamin Toşak. John Aldridge'i alıyor. Dalian Atkinson var Fenerbahçe'de oynayan rahmetli. Onu da mesela Sociedad'a getiriyor falan filan. Ve o Bask etkisi çok sert futbol olarak işte Javier Clemente yönetiminde birçok İspanya milli takımı çok daha iyi oyuncuları varken mesela Barcelona rüya takım diye oynuyor. Real Madrid takımı da bayağı iyi ama İspanya milli takımı bir çıkıyordu. Orta sahadaki ikili Real Madrid ve Barcelona'nın iki stoperi. Nadal ile Hierro. Bunlar orta sahada oynayabilen oyuncular gerçekten ama Barcelona ile Real Madrid de bunları özellikle stoper oynatıyorlar ki o dönemde. Geriden oyun kurma özellikleri. Javier Clemente hayır. Geride 4 stoper. Bir de önlerinde 2 ön stoper. Bu şekilde öne de bir kişiyi koyuyordu. Kiko falan filan zavallım. Bir daha bir kaleci Zubizarreta yaktı İspanya'yı 98 falan filan. 90 Şampiyonlar Ligi finali dışında 98'de de özellikle Nijerya maçında çok saçma goller yemiş. Ve daha sonra tarihlerin en iyi kalecisini buldular. İker Casillas. Daha sonra da De Gea'lar falan yine çok iyi kaleciler çıkardılar ama o zamana kadar çok uzun yıllardır. İşte bu efsane Zamora mı? Zamora değil mi? Öyle bir ödülü var. Kaleci ödülü. Evet. O Zamora ödülünü alan isimlere bakıyorsun. Kendi takımına, büyük takımı almazsın abi adamları para verip yani. Zubizarreta'lar falan filan. Ondan çok şeyler ama İker Casillas çok önemliydi. İki, artık orta sahada çok fazla defansif oyuncu oynatmaya gerek kalmayacak kadar iyi savunmacılar. Geçen Nihat Kahveci ile konuşurken, abi Capdeville falan da çok iyi sol bekti bakma sen. Sonra Albalar çıktı da. Daha önce ne vardı abi İspanya'da daha önce? Defans bildiğin. Şey takımı ya, kılıç kalkan ekibi yani ben sana söyleyeyim. Ya işte Nacho, Gordio falan filan. Gallego acımaz. Orta sahada defansı vurur, kırar. Ya daha, iyi top oynarlardı ama neticeye varamıyorlardı. Programlarda konuştuğumuz konu işte. Cruyff'la birlikte İspanya futbolunun, o Barcelona'nın bütün İspanya'ya etki yapması ve İspanyol futbolunun dönüşmesi, değişmesi ve tabii Barcelona altyapısının doğrudan olağanüstü bir ne diyelim yansıması. Aragonyes'in de hakkını verelim. Aragonyes her zaman o işte Javier Clemente futbolunun en iyi olarak gözüktüğü algısal olarak dönemde bile İspanya'da o tiki taka, kısa pas, pas ver, hareket et, pas ver, hareket oyununu savundu Aragonyes. Atletico Madrid'de de bir ara değil mi? Başarılıydı. Tabii. Ki bence böyle Radomir Antic de geçen günlerde kaybettiğimiz onun da çok önemli katkısı var. Zaten İspanyollar şöyle diyor. İyi ki bu işte Cruyff'lar falan geldi. Teknik direktör olarak işte John Benjamin Toşak Real Madrid'de aynı şekilde. Onlar geldi de biz şu İspanyol kimliği nedir? Boğa güreşi. Futbol sahası, boğa güreşi arenası falan. Bu saçmalıktan kurtulduk. La Roja. Yani kırmızı. Takımın, milli takımın rengi de kırmızı. Oyunda evet. O boğanın maalesef dökülen kanını kastediyorlar. Bundan vazgeçtiler. Çünkü o hiçbir şekilde netice alamıyorlardı. Özellikle 82'de ev sahibiyken Kuzey İrlanda'yı falan yenilmeleri büyük rezaletti gerçekten onlar adına. Ve çok iyi oyuncuları varken oldu bunlar. Ama daha sonra tabii altyapıların, Real Madrid'in altyapısı çok iyiydi 80'lerde, 90'da. Hala çok iyi. Barcelona'nın bir ara süper oldu. Zaten Messi oradan çıktı. İşte Xavi oradan çıktı. Daha ne olsun. Iniesta. Iniesta aktarmalı geldi ama tabii o da altyapı seviyesinde ya, geldi. Tabii. Tabii ki canım. Altyapıya keşfedildi sonuçta çok genç yaşta. Ve biz sürekli benzer felsefede oyuncu yetiştirince de milli takımda bir kulüp takımı kadar istikrarlı futbol oynamaya başladı. Bilakis Fernando Torres gibi, Diego Costa gibi kendi kulüp takımlarında başka taktiksel felsefelerle oynayan ve süper oynayan oyuncular santrafor'da o İspanya milli takımına bir türlü uyum sağlayamadılar. Çünkü takım direkt bir Xavi-Esta takımıydı. Yani Iniesta ve Xavi'nin topu hiç kaptırmaması üzerine kurulu ki Vicente del Bosque ve Josep Guardiola onların bir sempozyumda konuşuyorlar. Siz böyle topa sahip olmayı tamamen ofansif açıdan mı bakıyorsunuz diyor. Hayır. Tam tersi.
top bizde kaldıkça ve rakip kaleye yakın yerlerde topu çevirdikçe en iyi savunmayı yapmış oluyoruz diyorlar. Kendi öyle. İçinde çok tutarlıydı gerçekten de ve üst üste 3 turnuva şampiyonluğunda da. Kimi zaman İspanya'nın oyunda oyunu sevmeyenler çok sıkıldı. Ama şu anda dünyanın tamamını ikna eden en iyisi budur, herkes bundan zevk alır denilen bir oyunda yok. Yani ben Sokrates'in Brezilya'ya bunlar sirk gibiydi diyen adam biliyorum. Abi tamam senin görüşün ama ben çok eğlendim. Sirkte asla o kadar eğlenmem ben. Çünkü hayvanlara biraz sıkıntı yaratılıyor sirk dediğin yerde. Burada insanlar yeteneklerini sahada konuşturuyor. O sıkıcılık biraz şımarıklıktan geliyor herhalde. Yani biraz da tek düzelikten. Şimdi İspanya o kadar topa sahip oluyordu. O kadar rakiplerine ne alan ne de topu bırakmıyordu ki. Hani çok fazla tek taraflı oluyordu. Belki sıkıcılık bundan olabilir. Bir de çok uzun süre domine edince de hani işin biraz heyecanı kaçtı. Yani rakip çıkamadı yani İspanya'ya. Belki sıkıcılık öyle açıklanabilir ama abi bir şey söyleyeceğim. Roland o karşı karşıyı atsaydı yani. Doğru, ben o maçta Hollanda'yı tutuyordum mesela. Bak forma var üzerimde yalan söylemem. Atsaydı Bayern'de defalarca attı aynı golü kardeşim. Evet doğru söylüyorsun. Milli takımda da attı. Iniesta attı. Ayrıca şu var. Enteresan olan Johan Cruyff da söylüyor. Bir Hollandalı olarak. İspanya futbolunun dönüşümünde en büyük pay sahibi olan isimlerden bir tanesi olarak. Öncü bir isim olarak. Avantgard bir isim olarak. O maçta tabii ki Hollandalı olarak Hollanda'yı tutuyordum. Ama İspanya 74'teki Hollanda'nın devamı bir ekol olarak oynarken bizim Hollanda tanınmaz halde oynuyordu. Hiç Hollanda bu kadar anti Hollanda olan bir Hollanda görmedim yani. Ama teknik direktör Van Marwijk da ne yapsın? O Hollanda gibi Hollandalılar bir tek Euro 88'i kazandı. Hele şu Euro 2000'i kazanamayan takım, o penaltı kaçırma yarışını da sadece şampiyon olan takım. Hakikaten. Ya Bergkamp'ın hiç milli takımlarda kupası olmaz mı abi? Robben'in olmaz mı? Yani Robben'in kupası olmaz mı milli takımlar düzeyinde? Hollanda'nın işte oyun olmaz mı? Euro 88 dışında yok işte yani. Olacak çok işte. Da iyi kalecileri vardı Van der Sar. Savunmacıları da çok iyiydi. Stamlar falan. Penaltı atmayı bilmiyorlardı hocam. Hep penaltılarla eğlendiler ya. Bak şöyle hatırla. 96 Avrupa Şampiyonası penaltılarla eğlendiler. 98 Dünya Kupası yarı final Brezilya'ya eğlendiler. 2000 İtalya'ya penaltılar. Maç içinde de iki penaltı kaçırdılar. Tabii o yani İtalya 2000 İtalya çok dramatik hakikaten yani. Evet. Ama peki. İşte işi şansa bırakmayan senin söylediğin gibi İspanya'nın kendiyle çok tutarlı, kimi insanlara sıkıcı gelen oyunuydu. Bence de bir milli takımın üst üste 3 turnuvada, 3 büyük turnuvada şampiyon olması kazanamayanlara çok sıkıcı gelebilir. Ama evet, ben özellikle 2008'de oynadıkları oyunu, yani Sergio Ramos'un daha sağ bek oynadı. Abi Ramos enteresan, tarihin en iyi stoperinden bir tanesi kesinlikle. Yani bence ilk 5'e girer gelmiş geçmiş ama Ramos en iyi sağ beklerde de stoper olmadan önceki sağ bek performansıyla orada da ilk 20'yi zorlar gelmiş. Yani yazarsın. Dani Alves'ler, Kafular listesi. Vallahi çok iyi sağ bek. Kesin yazarsın, evet. Peki bir başka milli takım. Yani aslında şöyle ilginç bir durum var. Brezilya 94'ü kazandı. 98'de final oynadı. 2002'yi kazandı yani. Bir kere 3 sene üstü yani. 3 turnuva üst üste Dünya Kupası'nda final oynuyor olmak ve ikisini kazanmak zaten başlı başına başarılı ama hep burada takımlar değişti. Yani böyle İspanya gibi bir turnuva 2008, 2010, 2012 hemen hemen aynı iskelet üstünde gitmedi. Zaten burada da 3 Dünya Kupası dediğimiz için daha uzun bir zaman aralığından bahsediyoruz. Kadroda 8 yıldan bahsediyoruz. 2 tane ortak isim var. Cafu 94'de yedek başlayıp finalde Jorginho'nun sakatlamasıyla oyuna giren Cafu. Yok Leonardo da var 3 tane. Leonardo ve Ronaldo 94'te genç. 18-17 yaşında. Ama dediğin bence çok doğru. Mesela 94'te ne oynuyorlardı? Carlos Alberto Parreira, daha sonra Türkiye Ligi'ne de damgasını vuracak olan. Kanatsız 4-4-2. Baklava 4-4-2. Çift stoper, liberosuz, alan savunması yapan, önlerinde bir ön libero. Fenerbahçe'de Kemalettin. Tabii. Deportivo La Coruña'da da tayfası vardı. Zaten Silva değil mi? Brezilya milli takımından oynayan. Çift santrafor. Çift santrafor süperdi 94'te. Romario, Bebeto. Yani 94 Dünya Kupası sıkıcı diyenler. Valla topun Romario ve Bebeto ile buluştuğu anlar çok çok eğlenceliydi. İşte o anlar ama azdı. Sorun oradaydı ama belki. Ama kupayı kazandıran da oldu belki Brezilya'ya yani. Güzel de adamlar şimdi Brezilya'yı şöyle biraz anlatalım. Brezilya Pele döneminden sonra bunalıma giriyor.
Çünkü her Dünya Kupası'nın favorisi olan ve neredeyse hepsini kazanan bir süre Pele döneminde takım. 66'yı saymıyorum İngiltere'de. Yani İngiltere, ama... Almanya, bir dakika onu bir söyleyelim de. Onu bir söyleyelim de. Aradan ne? Yemezler. Ne? Ben bunları, ne? I don't eat these things. Ben bunları yemem. Ne o, ne? Biz bir Türk çocuğuyuz. 66'da 4 takım kalıyor. Brezilya, Arjantin, İngiltere, Almanya. Ne tesadüf, İngiltere'nin maçını Alman hakem, Almanya'nın maçını İngiliz hakem. Aa, hiç Brezilyalı Arjantinli hakem zaten olamaz. Yani değil mi? Yani bunları Türk çocuğu yemez. Ben söyleyeyim bir yani. Tamam. Ha, şimdi dönersek Brezilya'da şunu tartıştı. Ya biz bu Samba'ya, Joga Bonito'ya, işte güzel oyun, estetik oyun Samba'ya devam edelim. Ettiler. 82'de gerçekten acayip oynuyorlardı. 86'da da çok iyi oynuyorlardı ama 82'de sorun öyle kaleci olmaz. Yani o kaleciyle hiçbir şey kazanamaz. O kaleciyi İspanya bir takımına koysan Casillas yerine hiçbirini kazanamaz. Valdir Perez. Santrafor'da da normalde böyle sonradan Napoli'de ve Brezilya milli takımı Dünya Kupalarında çok iyi işler yapacak Careca sakatlanıyor. Yerine daha sonra Malatyaspor'a gelecek olan Serginho. Serginho'ya da bir şey kazanamaz. Sorun oydu. Santrafor kaleci sorunu 82'de. 86'da da ve o takım aslında 2098 Dünya Kupası'ndaki gibi oynuyordu. Geçen gençlerle tartıştık. Ali abi bu oyun nedir? 4-2-3-1 mi bu? 4-3-3 mü? Ya vallahi hoca Tele Santana 4-2-2-2 diyordu. O hocadan iyi mi bileceğiz? Yani şimdi o adamı oynatıyor. şeyde de öyle oynadılar. 98'de de Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Leonardo, Cesar Sampaio, bir tane daha defansif orta saha rolünden Emerson var mıydı 98'de? Capello varsa ortamda Emerson kesim vardır da. 2002'de vardı, sakatlandı falan. 2002'de vardı. Defansta işte Roberto Colle, Scafu böyle gidiyor. Aldair falan filan. Şimdi ama mesele şu. Claudio Taffarel geldi. Yani hakikaten uzun zaman sonra o 70'teki Leo'dan sonra iyi kalecileri oldu. Gerçekten çünkü. Carlos da fena değildi de Malatya'ya gelen şeye göre fena değildi. Valdir Perez'e göre. Ama evet. Taffarel işi çok değiştirdi. Defansçılar işi çok değiştirdi. Aldair çok uzun yıllar dünya futboluna damga vurdu. Çok uzun yıllarda oynadı. Çok iyi bir savunmacıydı. Tabii Carlos Alberto Parreira da aslında gelişmekte olan bir o 4-4-2 kanatsızı modernleştirdi. Daha önce de öyle oynayan takımlar vardı. Elinde de malzeme çok uygundu. Özellikle Leonardo gibi oyuncu. Sol bekte oynayabiliyor. Sol açıkta, on numarada, sol içte hepsini yapabilen oyuncuydu. Onun böyle Amerika maçında kırmızı kart görmesini hatırlıyor musun? Brezilya'nın tek zorlandığı maç oydu. Hem Anksal hem Leonardo gibi. Dirsek vurdu. Birden fazla mevkide çok iyi oynayabiliyordu. Bu arada 94'te Roberto Carlos yok henüz. Yok. Branco var. Branco'nun Hollanda'ya attığı gol mükemmel. Hollanda'ya attı. Aynen öyle, evet. 2-2 iken. 98'de bence bambaşka oynuyordu. 2002'de de 3-5-2'ye döndü artık. Hatta 3-5-2 de değil tam. 3-4-3 diyebiliriz. 3-4-2-1. 3-3-R var önde üçgen şeklinde. Ronaldo santrafor. Rivaldo ile Ronaldinho da sağ çapraz, sol çapraz iç forvet. Bence bütün yani izlediğimiz kadrolar, Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na katılmış bütün milli takımlar içinde bence en büyük zenginliğe sahip ve kadro zenginliği, en üst düzey yıldızları bir arada barındıran kadro bence 2002 Brezilya. Yani abi Kaka yedekti, ne biçim takım o ya? Rivaldo, Ronaldinho ve Ronaldo'nun aynı anda oynaması demek. Mesela bugünün yıldızlarına eğer kıyaslarsak, bilmiyorum ne katılacaksın, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ve ne bileyim Neymar'ın aynı anda aynı milli takımda arkada olduğunu düşünüyorum. Arkada da Kevin De Bruyne falan oyun kurucu yani. Mesela yani. Böyle bir milli katılıyorum takım hayali. Katılıyorum. Ayrıca abi bence tarihin yani Dani Alves, Cafu, yani hangisi daha iyi? İnsanlar karar versin. Çünkü farklı dönemlerde oynadılar. Dani Alves biraz daha iyi. Ama Cafu da şöyle. Cafu en başta orta saha oyuncusu. Bir de ciğerlerinden hastalığı olmasına rağmen 10 yıl sağ kanatta tek başına oynadığı için kafında yeri ayrı. Ve o mevkinin tanımını bir üst seviyeye çıkaran, yani Dani Alves'lerin daha değerli hale gelmesini sağlayan kafunun performansı. Evet. Ki Jorginho da süperdi o, bak. Bayer Leverkusen'ın sağbeki. O da çok acayip adamdı. Finalde Jorginho sakatlanıyor. Brezilya-İtalya finalinde 94 Baggio finalinde. O giriyor yani. Kafu sonra giriyor. Ama Roberto Carlos'la kafu da bence yani abi dediğin gibi. Evet, sana ben katılıyorum. Çok zengin bir kadro, çok güçlü bir kadro. Yani kalecileri, stoperleri, her şeyi çok acayip. Abi Juninho falan yedek kalıyor.
Aynen. Muazzam bir kadro. Öbürcünün yani. Yok. Kadroya giremiyor. Alex kadroya giremiyor. Kaka. Yedek. Kaka yedek. Abi Allah razı olsun, o bizim çıkmamızı sağlayanlardan biri de Kaka, biliyorsun. Gruptan. Üçüncü maça Skolari Bey yedeklerle çıktı. Cinek, evet. Cinek buna benziyor ya. Babaanne mi öyle diyordu? Ya bu Cinek mi ya? Allah'ın ötesi. Neyse. şey. Tabii. O yani, yedekler beş atınca kostu. Allah şeye, razı olsun yani o yedeklerden. Kaka Costa falan Rica'ya, yedek. Ne biçim takım abi ya. Evet. Evet. Peki mesela benim aklıma gelen milli takımlar tabii yani 86-90 Arjantin'de, yani Maradona üzerinden çok konuştuk. Belki orayı daha hızlı geçelim. Yani 86'yı yok, kazanan isteyen üstüne... arkadaşlarımız yandaki videolardan Maradona programımızı ne desek tamam, o programın önüne geçemeyiz ya. Maradona geçemeyiz, belgesi aynen. Bir arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. İsmi Semih. Semih'cim çok teşekkür ederim. Abi Maradona belgeselini izledim. Sizinki görüntüsüz olmasına rağmen en fazla aynen, bir yıldız geride. Ya sağ ol, ne demek yani. Maradona'yı göstermeden nasıl daha anlatabilirsiniz diye çok teşekkürler kardeşimize. O yüzden o takıma çok... Ona, evet. Tamam, o takıma girmiyoruz. Alman takımına gelebiliriz. Almanların hep çok iyi takım kurması olayına. Hep Almanlar hep istikrarlı oldu. Bak evet, ben yani genelde turnuvalarda hani Alman milli takımından hani az önce ilk bir önceki bu program başlarken dedim ya hani. Hep sen Almanya'yı istiyordun Türkiye olmayınca. Türkiye olmadığı zaman hep tuttuğumuz bir takım. Benim hep Almanya'ydı. Yani. O hep en sevdiğin oldu. Almanya? En sevdiğim Almanya İtalya 90 Almanya'sı. Benim de 2010. 2010 mu? Tek sevdiğim Almanya. Daha önce Almanya'yı hiç sevmezdim. Hatta İngiltere-Almanya maçlarına İngiltere'yi tutardım. Pes yani. Bak, Ali Ece açısından ya. Almanya'yı tutsan bile sevmen zor zaten Ali. Öyle bir takımdı Almanya ama. Ama 2010 takımı Almanya'sı, Fatih Akın'ın filmleri gibiydi. Yani göçmenler, Almanya kimliği. Gerçekten de. Yani o işte duvara karşı herkesi gibi. Yani Sami Hedira, Mesut Özil. Yani böyle ırkçı çok... geçmişten oraya gelmeleri ve hakikaten Joachim Löw de Türkiye'yi görmüş, Türk bıyığı bırakmış. Almanya'da kendi vardı bıyığı. Bu arada tek bizim değil. Yok ya, ben bayağı o takımı çok seviyordum. Hakikaten o takım elenince üzüldüm. Özellikle Mesut Özil acayip zevk. Bak Türk diye değil ha. Vallahi yani. Tunuslu, İranlı da olsa fark etmez ya. Macar olsa, İngiliz olsa. Tabii canım. Abi yani, topla acayipti yani. Türk olması da ayrıca hoşumuza gidiyordu. Hakeme kızınca Türk olduğunu hatırlıyordum. Dudaklarını okuyarak. ama o takımın her şeyi çok iyiydi. Yani Philipp Lahm falan. Bir de Almanlar çok doğru tespit yaptılar. Yani takım olma olayı, sürdürülebilir başarı. 2002 Dünya Kupası'nda ikinci oldular. Ama Franz Beckenbauer dedi ki, Alman futbolunun ruhani lideri, yalnız kesinlikle dünyanın en güçlü ikinci milli takımı değiliz. En azından bunu başarmak için yeni bir atılım yapmalıyız. Altyapılara 10 milyar euroya yakın bir para yatırdılar. Kulüpler, milli takım. Ve işte yavaş yavaş Schweinsteiger, Podolski, Lahm üçlüsüyle başlayarak üzerlerine koya koya getirdiler. Göçmen çocuklarına dahil ettiler. İki Boateng'den aslında ikisi de Almanya'da oynuyordu. Sonradan Beşiktaş'a Gana'yı seçti. Ama diğeri de stoperde oynamaya devam etti. Ya bunlar Almanya'da olacak iş değildi. Yani İlyas Tüfekçi abi anlatmıştı. Ya aslında tipin Alman'a benziyor ama adın İlyas, Türk olduğunu biliyoruz. Hani uzaktan ırkçılık yapmıyor, görüyor. Bu dediğim 82-83'e Nazi dönemi falan değil. Tabii. Ama adı İlyas, yaklaşınca adı niye? Çünkü adamın tipi Magat mı daha Türk'e benziyor, İlyas Tüfekçi mi daha Alman'a benziyor? Mesela hani çok anlı mı yani, tipten ayırt edemezsin. Ama bunu yenip böyle bir takım kurduğu için o dönemde emeği geçen herkese de ben teşekkür ederim dünya adına. Ve o Almanların makine futbolunun tam tersiydi. Hata yapıyorlardı, üzülüyorlardı, duyguları vardı. O senin 90 Alman takımı var ya çok sevdiğin. Ben nefret ettim hep ondan ya. Tabii tabii. Allah kahretmesin. Yok haklısın, bir şey hiç itiraz sonra, etmem. Tamam yani. 90 finalinde Arjantin iyi oynamadı. Almanya çok mu iyi oynadı? Yok. O penaltı mı Bremen'in attı? Ya Bremen değil. Mateus süper bak. Ya ben bu adamları kulüplerinde tek tek çok severdim. Inter'de Mateus'u, Bremen'i, Klinsmann'ı falan filan. Wöller'i oynadığı takımlarda, Marsilya'da falan. Ama Alman milli takım bir araya gelince böyle Freddy Krueger gibi, senin takım çok iyi oynuyor ama böyle son dakikalarda birinin ayağına kayıyor. Bir şey oluyor. Böyle, bir şey oluyor. İşte, hop, o Almanya takım kazanıyor. Bak. O nefret etmek de değer vermektir. Abi hep düşünürdüm, bu Almanya'yı nasıl yeneceğiz? Bir de benim halamın oğlu Aydın Alman Lisesi'ne gidiyordu. Adam da Türkiye'ye katılmayınca Almanya'yı tutuyor. Ve öyle böyle değil, bayağı tutuyor. Ben Arjantin, o Almanya hep tırnak kavga izleri çıkıyor falan. Bayağı kavga ediyorduk yani. Ama ben çok inandım. Aydın daha başarılı oldu zaten. Şimdi de mesela İsviçre'de bankada müdür abi adam. Bak başarı işte, Almanya altyapısında eğitim yaptı adam. İsviçre'de bankada müdür Türk adam yani.
Ve o da anlatıyordu. Oğlum takım oyunu mu? Göreceğiz takım oyununu. Maradona dizince sizi falan. Hayır abi takım oyunu. Ben kabul ettim. Futbol yorumculuğuna başladığım zaman zaten kabul etmiştim ama dilim varmıyordu. Ama objektif olmak zorundayım. Öyle de olmak istiyorum. Gerçekten Almanya 90 takımı takım gibi takımdı. Yugoslavya'yı yendikleri maç çok acayipti. Çok. Yugoslavya inanılmaz bir takımdı. Açılmıştı. Evet. İnanılmaz bir maçtı. İnanılmaz çok bir maçtı. Süper oynamışlar. Evet. Brehme de her iki kanatta oynayabilen, iki ayağında kullanabilen bir oyuncuydu. Şimdi olsa oynayabilir mi Brehme diye sorarlar. Ya o... Mıydı? O dönem için yeterince hızlıydı işte abi. Aynen öyle yani. Şimdi olsa oynar mıydı cevabı zor verilecek bir soru yani. O Abun yüzden... Tyler, Buchwald, dur sayayım takımı. İlgner, Abun Tyler, Buchwald. Bertold, Reuters. Bertold vardı asıl abi. O ne sert adamdı hakikaten ya. Kanıcı'ya bir böyle omuz attı. Kanıcı yere düştü falan. Hessler, Litbarski. Litbarski. Litbarski, Mateus. Klinsmann, Föller. Föller. Evet. Şimdi Hollanda'yız de... oğlum. Üzerimizde forma var. Hollanda-Almanya maçı. O neydi abi? Bak 90'daki Hollanda-Almanya maçı da yani iki takımın o oyunculara, o takımlara hiç yakışmayan bir maçtı abi. Tükürükle, Völler'le Rijkaard'ın tükürmesiyle evet. Hatırlanan maç mı olur Hollanda-Almanya? Yani değil mi? Aynen öyle. Bir şimdi yani böyle damga vuran takımları konuştuk. Bir de hoş sada bırakanları konuşalım. Hoş sada bırakan ve hani bir turnuvada büyük patlamaya mesela Euro 92 Danimarka. Ya 90 Kamerun. Ya 90 bak çok ilginç. Yani şimdi bak peki dur 90 bunu kimse Danimarka saymaz. Dedin. Dur yok yok 90 Kamerun'da başladı. Dur. Benim ilk hoş sada bırakan ben de ilk takım Euro 84'teki Danimarka'ydı. 86 evet. Dünya Kupası'nda da Danimarka oldu. O zaman Hollanda'yı falan bilmiyorum. İyi futbol bilmiyorum. Oynadılar hep. Abi çok iyi oynuyorlardı. Özellikle o Ekşar Larsen, Jesper Olsen, Frank Arnesen, Sören Lerby böyle çoraplar düşük ikili mücadelelere giriyor. Tekmelik takmıyor falan. Sören Lerby'nin falan hastasıydım ben. Çok enteresan. Sonra dünyanın en iyi kalecinden birini çıkaracak. Schmeichel'ı çıkaracak. Onun Danimarka'nın doğru düz bir kalecisi yoktu. Evet hep ondan kalıyor. Hög diye kalecisi vardı. Fener'de oynayan Hög'le hiçbir akrabalı yok. Hiç iyi bir kaleci değildi. Bir de o takımda o Morten Olsen falan sonra teknik direktörü olan uzun yıllar. O da çok iyi bir liberoydu ki o eskiden forvetmiş. Köln'ün falan filan. Neyse. Çok evet. Güzel oynuyorlardı. Sepp Piontek. Hakikaten Hollanda ya yakın oynuyorlardı ekol olarak. Uzun sürede öyle devam ettiler ve tarafsız gözle izleyen için muazzam zenginlikler kattılar. Örnek, Almanya'yı grup maçında 86'da yenmelerine gerek yok. Hatta yenerlerse iyi bir şey değil. Bir dahaki turda İspanya ile eşleşecekler. Ama Almanya'nın mutlaka, yani Almanya bu kazanmak istiyor maçı. Danimarkalı oyuncuları diyor ki Piontek, Alman hoca. Bakın beyler, isterseniz kazanmayın bu maçı. Diyor ki Danimarkalı oyuncular işte Nielsen var o bıyıklı Türk'e benzeyen PSV'nin santraforu falan. Evet abi o da iyi stoper bakma. Ekşar Larsen diyor ki Almanya'yı yenmeyeceksek Dünya Kupası'na niye katıldık bunca yıl sonra? Mükemmel. Sepp Piontek diyor ki en iyi bildiğinizi yapın o zaman buyurun devam. Zaten taktik o. O kadar çalışmışlar ki. Ve Almanya'yı sürklese etmişlerdi o maç. Süründürmüşlerdi. Ben o ara bir de Almanya'yı süründüren herkesi seviyorum işte. 94'te Danimarka. Tabii. Bak İngiltere'yi tutuyorduk oğlum. Almanya'ya karşı. Düşün yani. Neyse. Ama enteresan. O takım bir dahaki turda harbi İspanya'dan 5 miydi 6 miydi sayamadım ben. Butragoy'un evet. Kadar fırlattı ki o maçta. Ama Dünya Kupası'na muazzam bir zenginlik çeşitlik atıyor adamlar. Euro 84'te de aynen. Penaltılarla elenmişlerdi. Ekşerler sen şortu yırttı falan filan. Böyle çok acayip penaltıyı kaçırdıktan ama hep güzel tadlar bıraktılar. Şimdi geçelim. 92 takımı tam tersiydi ama şampiyon oldu. Bu kadar defansif disiplin ağırlıklı oynayan, sadece kontratak yapan, yıldız oyuncu Brian Laudrup sadece, onun topla buluşma oranı çok düşük. Mihail Laudrup gelmiyor, teknik direktörle felsefi açıdan, futbol felsefi açısından kesinlikle benim tam tersim diyor. Barcelona'da oynadığımın tam tersi diyor. Ben oyunu oynayamam diyor. İşte meşhur var ya Danimarka hı-hı. Plajdan geldi kazandı. Yok. Evet. Plajda iki kişi var. Laudrup kardeşler plajdalar. Telefon çalıyor. O zaman o şeyler yeni çıkmış böyle işte kafamdan daha büyük cep telefonları var ya. Bunlar zengin oyuncular. Milan'da oynuyorlar. Barcelona oynuyor falan filan. Çekiyor. Teknik direktör arıyor. Brian Laudrup ben geleceğim diyor. Mihail sen geliyor musun abi diyor. Ben gelmiyorum kardeşim. Sen git diyor. Gerçekten plajda kalan tek kişi Laudrup. Danimarka'nın kazandığı tek kupa da yok. Danimarka tarihinden yetenekli futbolcusu. Aynen öyle. Takım mı, yetenek mi? İkisi de şart. Kamerun 90'ı ben de not aldım. Çünkü
Afrika futbolunda bir devrim bence Kamerun 90. Yani Kuzey Afrika takımları Dünya Kupalarına katılıyordu. İşte Mısır'ın bir köklü futbol tarihi vardır. Rekabetleri vardır. Yine Tunus'ta, Fas'ta keza. Ama Kamerun'un yaptığı o çıkış özellikle hani Avrupa'nın da gözünü Afrika'ya çevirmesinde çok çok büyük katkı sağladı bence. Nitekim sonra başka ülkeler başka çıkışlar yaparak onun devamını getirdi. İşte Fildişi sahilleri, Senegal, Ghana gibi takım. Ama o Kamerun fitili ateşleyen takım oldu. İşte zaten açılışta Arjantin'i yendiler. Çeyrek finalde İngiltere zar zor yendi. Önemli bir yeri vardır İtalya 90'daki Kamerun'un bende. Çok doğru söyledin. Mesela 86 Dünya Kupası Fas iyiydi yani. Almanya'yı falan çok zorlamıştı bak. Almanya'yı zorlayanı severiz. Orada mesela kaleci Zaki. Biliyorsun rahmetli Süleyman Seba Başkan. Dedem işte bir ara küsüyorlar falan. Sonra o 86 şampiyonluğu tam Dünya Kupası falan da var. Hani barıştırma operasyonu var. Torunlar biz de gidiyoruz bana. Rahmetli Süleyman Başkan bunu daha önce sana anlatmıştım. Evet. Kaç kere de anlatayım yayınlar ama çok komik gerçekten. Küçük bey ne isterler diyor. Ben diyorum ki efendim Fas'ın kalecisi Zaki. Hani Beşiktaş'a olsun. Hani çay soruyor adam. Tost soruyor falan. Belki süt, ayran bir şeye soruyor. Meşrubat soruyor adam. Biz Fas'ın kalecisi Zaki efendim falan. Peki küçük bey falan. Neyse. Öyle mesela. Macer. Cezayir. Hep böyle tek yıldız oyuncular. Yani ama işte Kamerun'un olayı aslında Kamerun 82'de de çok iyiymiş. Ben Kamerun'un efsanesi 94 mesela damgasını vuran golleriyle, dansıyla çok en geç yaşta o zaman gol atmasıyla ki 94'te bir daha attı. Bağımsız Devletler Topluluğu'na. Sovyetler Birliği dağılmış Rusya'ya geçiş döneminde oynanan maçta. Milla dedi ki biz 82'de de zaten çıkıyorduk. İtalya 82'de Dünya Kupası şampiyonken grupta hiç maç kazanmadan çıkıyor. Hı-hı. Roger Milan'ın söylediğine göre valla ben Kamerun İtalya maçında golümü attım. Ve yarım metre geriden çıkmıştım. O offside'i bir tek hakem gördü. İtalyanlar bile görmedi. Santraya gidiyorlardı diye. Öyle anlattı Roger Milla. Ben onun. Hani yalan söylüyorsa onun yanındasıyım. Ben az önümden atayım ama anlatmadan da edemeyeceğim. Aslında var yetenekler. Yani Fransa Ligi'nin iyi oyuncuları bunlar. Kaleciler, Enkono, Tom Bell. İşte bayağı takımlarda oynamış Roger Milla. Saint-Étienne'lerde oynamış. Monaco'da oynamış. Monaco Prensi'nin en sevdiği oyunculardan biriymiş evet. Albert. Yani röportajda anlatmıştı. Prens Albert'in o yazdıklarına da bakmıştım. Gerçekten öyle. Ama o takımın olayı tabii oyundan sonradan giriyor. Roger Milla güzel. Ama takımın olayı ilk kez Afrikalıların atletizmine kolektif şekilde disipline eden ve bununla başarıya ulaşılacağını söyleyen Sovyet teknik direktör Nepo Miachi. Böyle yanında vardı ya buz gibi bir adam. Evet. Herkes dans ediyor falan filan. Mesela Roger Milla korner yerinde dans ediyor. Baba kenardan çıkıyor. Geriye. Makanaki falan. Geriye. Savunmaya. Hep böyle adam. Hiç sevinmiyor adam. Elenene kadar sevinmedi. İngiltere maçında penaltılar uyduruldu. İngiltere lehine. Gary Lineker da kabul eder sorarsanız. Kamerun elenirken. Ama o tamam bir hocanın olayıydı. Zaten çok sert oynuyorlardı. Yani 90 Dünya Kupası açılış maçında evet. Bıyık çok iyi yükseldi. Kafa vuruşuyla golü attı. Ama Kanji'ye yapılan müdahaleler yuh. Yani kırmızıyı gösterdi de hakem. Şimdi olsa o Kamerun ilk yarıdan 9 kişi kalırdı şimdiki oyun kurallarında. Onu öyle bakarsak, itiraf etmem gerek yani. Yok doğru söylüyorsun ama öyle bakarsak o bütün maçlar o dönem en az 4'er 5'er İtalya 5 kişi bitiriyor değil mi? Zaten mesela, kurallara izin vermiyor 5 kişi bitirmesine tabii. Hükmen mağlup yani. Bir, ama ben, oydu yani onu söyleyeyim. Yani Roger Milla ile hatırlıyoruz. İşte kaleci çok iyi. İşte Buffon yaşayan kalecilik efsanesi. Kamerun'un kalecisine sebep 90 Dünya Kupası İtalya'da düzenleniyor. Ona sebep çok beğeniyor. Ve kaleci olmaya. Evet. Şimdi daha fazla motive oluyor. Hep anlatıyor. Evet. Başka. Bir de bence. Longana'yı da söyleyeceğim Afrika'dan. Çok iyi takımdı. 2010 Longana. Evet. Çok aynen. İyi takım. Orta sahası. Kesinlikle dinamik oyunu. Yani Luis Suarez. Bak Suarez'le işte Kamerun'un teknik direktörü. Bir tanesi Uruguaylı. Bir tanesi Sovyet. İşte Rusu. Neyse Nepomniachtchi bilmiyorum. O zaman sırf Sovyet vardı. Abi ben şey de değil. Işte, Azeri adı falan da değil. O yüzden bilmiyorum ya. İkisine yazmıyor. İşte, kazanmak için her yol mübahtır. Suarez'in o elle çıkardığı pozisyon hep konuşulur. Kamerun'da da öyle şeyler çok vardı. Onu da söyleyeyim. Yani Afrikalı oldukları için mağdur seviyoruz, ediyoruz. Sömürgecilik karşıyız, ırkçılık karşıyız. Ama oyun kuralları ne gerektiriyorsa tırnak içinde bir takım kazanmak için manipülasyon yapılıyordu. Suarez de kralını yaptı.
Hakikaten kralını yaptı o elle çıkardı pozisyonu. Ama yani çok akıllıca bir hareketti o. Dakika 120. Bir de yani. Aynen öyle. Evet. Çok mantıklıydı. Tabii yani. Kaçırmayacaksın belki, o penaltıyı. Kaçırmayacaksın hocam. Doğru düz vuracaksın köşeye kendini. Aynen öyle. Yani hoş bir sada bırakmasa da çok büyük iş başaran Euro 2004 Yunanistan'ı da burada es geçemeyiz. Abi yani, en büyük sürpriz. Çok büyük iş yaptılar yani. Evet, turnuvalar tarihinin. Evet. Yani. Aynen öyle. O takımın kaptanı Zagorakis. O takımın merkezidir. Çok saygıdeğer bir isimdir. Yunanistan futbolunda da daha sonra kendi kulübü işte PAOK içinde çok uğraşmıştır yönetici olarak falan ama işte yolsuzluk, yozlaşma olduğu zaman bir yere kadar olabiliyor. Bir yere kadar sürdürülebilir başarı da gelmiyor. Şunu söyleyeyim bir de hocam sonra yalnız o kaleciye Gökdeniz olsun, Nihat olsun değil mi? Yunanistan'ın kalecisi 2004'te yemedi. Türkiye'yle oynayana kalmış falan filan. Neyse yok. Öyle. Çok kıskanmıştım. Sinir olmuştum. Zaten askerdeydim. İtiraf ediyorum yani. Çok sinir olmuştum yani. Bizim milli takımımızda hocalarımız bu tip böyle defansif önlemlerle oynatıldığı zaman korkaklıkla suçlandığı aklıma gelmişti. Bunları söyleyen, halk bunu söyleyebilir. Vatandaş, gençler, normal izleyici. Ama ya meslektaşımız o an bizden 20 yaş büyük işler. Yani adamı kulüp takımında neyle övüyorsan milli takımda onunla sövüyorsun. Ya da tam tersi bir tutarlılık yok. Ya biz Yunanistan gibi oynayıp kazansak derlerdi yani. Çok korkak kazandık. Böyle kazanmayalım falan. Yani hiçbir şeyi beğendiremezsin babalara. Yani böyle geri dönüşler. Defansımız çok kötü falan filan. Ama yapacak bir şey yok. Yalnız o 2004'ün en güzel takımları yazık oldu. Advokat hocama gerçekten halen işte kırgınım. Askerdeyiz zor zaten. Yani. Kırgınım diye. Allah kırgın kere kırgınım. Hocam Robben'i niye aldın o maçta oyundan? Hollanda uçuyordu, gidiyordu. Robben uçuyordu o maç. Yani yine başaramadı Hollanda. Ben ona sinir olmuştum. Yani nasıl eğleniyorsun abi sen öne geçip falan diye. Ayrıca böyle Çeklere de çok yazık oldu. Çekler bayağı iyi oynuyordu. 2004'te Baroşlar uçuyordu yani. Ve çok estetik de bir oyun oynuyorlardı. Evet. En estetik oynayan Çek takımı oydu. 2004'te kim iyi oynadıysa yenildi. Aynen öyle. Ve en sinir olduğumda ne biliyor musun? Böyle Gerard Houllier çıkıp dedi ki ya biz böyle oynatınca konuşuyorsunuz falan diye. Allah kahretmesin. Yani sen elindeki oyuncularla Yunanistan'daki birimi Karisteas adamlardı. Sen de Owen, Heskey, Fowler bilmem ne. Aman ya. Ya bir de onlara gün doğdu ya. Ben ona deli oldum ya. Ayrıca geldiğim zaman da okudum böyle. Tamam askerden dönünce falan abi bak kim ne demiş falan. Gerard Houllier falan filan işte. Benitez gelmişti ya Houllier yerine. Ya benim değerimi bilmediniz falan. Lan bırak Fransa ile yapamadım. Bu arada elimdeki tuner. orada etmek için masana da yanlış anlamadım. Tamam yani fırlatma bir yere. Yok fırlatmayacağım da gerçekten. Sen çok sinirlendin. Oynanma biçimiyle ilgili iki kırılma var. 82 finali ama finali değil. 82'deki İtalya-Brezilya maçı ama ben o İtalya'ya laf ettirmem 2004 Yunanistan'a göre. Bu İtalya'da abi yani Rossi klas golcüydü. Conti çok iyi sağa çıktı. Romalı, siyah saçlı yani. Cabrini çok estetik sol bekti. Yani ofansif açıdan da iyiydi. Çok iyi keserdi falan. Yunanistan'da belki de Otto Reha geldi. Halen Bundesliga tarihinin en farklı yenilgisini alan takımın teknik direktörü olarak tarihteki kötü yerini koruyor. Mönchengladbach son hafta Borussia Dortmund'u 12-0 yeniyor. Masal değil bu gerçek. Geçen de yıl dönümüydü. Buna rağmen şampiyon olamıyor. O şimdi konumuz değil. Dortmund'un hocası kim? Otto Reha kim? Geldi. Oradan bir o kadar yemiş ki orada abi yani. Ama bak Werder Bremen'e falan iyi top oynatıyordu. Hatta Bundesliga ortalamasına göre ofansif de oynatıyordu. O ayrı. Hoca elindeki malzeme neyse onu yapıyor yani. Aynen. Kim? Onu her zaman çok iyi kullandı. Peki, dur başka Borussia daha bırakan takımları da birer cümle tamamlayalım. Hadi birer cümle hızlayalım, bitirelim. Evet, çok. Tamam. 82 ve 86'da şampiyon olamayan Fransa takımı çok güzel oynuyordu. Tamam. Gires, Tigana. Evet. Gengini, Platini falan onların işte sihirli kare, o dört kanatsız orta sahada çok iyilerdi. 90 Dünya Kupası'nda zaten iyi oynayan takım çok azdı. Son gerçekten işte Yugoslavya milli takımı vardı. Almanya maçı çok iyi oynadılar. Boşnak, Hırvat, Sırp, Sloven en son beraber oynadıkları turnuvaydı. O da unutulmaz bir takımdır. Evet. Onun dışında işte Danimarka'yı söyledik 84'te, 86'da. Sovyet takımı hiç şampiyon olamadı. Yani finalde kaybettiler ki ilk maçta yendikleri Hollanda'yı normal, çok normal. Çünkü abi şey işi farklı. Yani
henüz o kadar makineleşmeye hazır değildi insanoğlu o dönemde. Belki Lobanovski çağın çok önündeydi, onu söyleyeyim. Ve o dönemlerde ideolojik tartışmalar, soğuk savaş atmosferi falan, hakem hataları bilmem ne derlerse onlara da bir şey demiyorum. Objektif olarak dinlerim tabii ki. Bazılarında haklılar. Özellikle 86 Dünya Kupası'nda çok saçmalıklar oldu. Onu ben izlediğim maçlarda gördüm onları. Özetlerde bile çok net ortada hakem hataları. Onun dışında 90 Euro 96'da ki Hırvatistan iyiydi, güzeldi. 98'de Almanya'yı çok güzel felfeci üretti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Boban Şükür. Çok güzel bir takım. Çok güzel oynuyorlardı. Bilinç. İyi takım, evet. Aynen. Takım, evet. İyi takımdı. Yedek kaleci Mrnić'ti. Evet. Bayağı kaliteli takımları vardı. Ve daha sonra ilerleyen yıllarda 2004 Çekleri saydım. 2002 Dünya Kupası'da biz varız abi zaten. Gerisine. Tamam. Senegal değil. Bak Senegal çok belki iyi. Bizim elediğimiz bir... Senegal çok iyiydi. Yemin ediyorum sana. İyiydi aynen. Çok son iyiydi. Aklında çok yoksa başka. Çok güçlüydü. Ben... Ekle sen de aklına geliyor. Ama ya bitirelim. Abi benim... Hollanda'ya çok yazık oldu. Yani bu 2000 Hollanda, 2004 Hollanda. Yani Hollanda'ya yazık olmasıyla geçti turnuvalar. Aynen öyle. Yani 94 Romanya ve Bulgaristan'ı da buraya tabii ekleyebiliriz. Ve İsveç'i. İsveç'i de ekleyelim. İsveç'i de ekleyelim. İsveç'i de. Yani. Dördü de büyük çıkış ki Romanya 98'de de iyiydi. İngiltere'yi evet yenip saçları hepsi sarıya boyadı ya. Hacı sarıya boyadı. Hepsine evet bir günlüğüne yakıştı da teknik direktöre hiç yakışmamıştı. Yordanescu'ya adama çok üzülmüştüm. Ama tabii çok sevinmiştim. İngiltere'yi yenmişlerdi. Koçlar evet yani böyle kendimizden geçmiştik. Burada bizim ilçedeki İngilizce öğretmenleri onlarla izliyorduk. Ali Ecehan İngiltere'yi tutuyordun. Oğlum bunlar bizim ligde oynuyor. Bunlar da bizden sayılır ya. Hacı Popescu falan çok, bir de çok iyi takımlardı. O takımın kökeni tabii de şeydir yani. O işte o Bükreş'in final oynayan takımları falan, o haciler. Aynen o, öyle. Oyuncu da, tek direktör Yordanescu da onlarla takım arkadaşıydı falan. Onları evet da saygıyla evet hatırlayalım. Aynen öyle. Unuttuklarımız varsa var artık kusura bakma. Kesin vardı unuttuğumuz. Ya illa konuştukça aklımıza gelir ama burada noktalayalım programı. Ali teşekkür ederim. Tek takım seçseydin, ağırlık, şu keşke şampiyon olsaydı, yazık oldu deseydin. Tek bir takım seç, öyle bitirelim. Şampiyon olamayanlar için de yazık olanlar, öyle mi? Bizim Türkiye hariç. Tabii ya, o her turnuvada şampiyon olması. Sen belli ki düşünmüşsün, söyle, ben de o sırada yok, vakit kazanayım. Söyle istersen. Üzüldüğüm final kaybeden, kazanamayan. Final vallahi değil ya, yarı finalde elenmiş evet, takım evet da olabilir. Almanya hiç elenmiyor ki oğlum öyle finallerde falan. Evet, biz o yüzden aklıma gelmiyor. Bir de... Başka final kaybeder. Brezilya 2002 zaten o final bile değildi. O belliydi o ne olacağı yani. Oliver Kahn'la aynen Brezilya arasına geçecek. Yok yok tabii. Çok net Kahn'a Brezilya'nın hakkıydı o. Yani. Çok net Brezilya'nın hakkıydı o. Ya şu an aklıma gelmedi. Senin var mı aklında? Senin var. Senin Almanya'nın 2010 takımına yazık oldu. Onu söyleyeyim. İspanya da hak etti. Hollanda da işte olabilir. Taktiksel disipliniyle, Snyder'in performansı, Robben'in falan hak etti Van Persie'nin. Ama ben şeye hala üzülür dururum. 2000 model Hollanda çok enteresan yani. O yarı finalde sen nasıl iki penaltı kaçırıyorsun normal süre? Yani maçın normal akışında temdit penaltı hariç. Onları kaçırdın, daha hala penaltılarda niye kaçırıyorsun abi ya? Hayır Hollandalısın, bir de hiç çalışmıyor musun? Ben anlamıyorum da çalışkan da yani antrenmanları falan. Değil mi? Advokatı, evet. Hiddink'in. Yani oyuncular hep şey der advokatla alakalı. Adama kendimizi beğendirmemiz imkansızdı der. Ki basına da açık açık söylüyordu yani ne düşünüyor diye. Evet. Enteresandı. Ama keşke bizim Türkiye 2002 bak 2002 gerçekçi değil ve Brezilya'ya elenmeyi hala başarısızlık sayanlara ben söyleyecek söz bile bulamıyorum. Hiç kendimi yormayacağım boşa ama 2008'de vallahi şampiyon olabilirdik. Gerçekten. Bakalım. İlerleyen turnuvalar bize neler gösterecek göreceğiz. Teşekkür ederim Ali. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Aklına sağlık. Hafızana sağlık. Yine bir başka 90 artıda izolasyon sohbetleriyle biz kesin bir takım olacağız. Unuttuk. Bak alta yazacaklar. Bu takımı nasıl bu sada bırakanlara yazmadınız bana. Sevgili izleyicilerimiz de bize hatırlatmış olurlar. O zaman görüşmek üzere. Kemal'den bir hoş sada şiiriyle bitirmiyoruz tabii ki. Üstleri daha güzel şiir okuyanlardan dinlerseniz saygıyla görüşmek üzere. Görüşürüz.